أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Geceniz mübarek olsun sevgili kardeşlerim. Rabbime söz vermiştim, vermişim. Ya Rabbi bana verdiğini ve verilmesi gerektiği kadar kullarına vereceğim diye öyle şeyimiz var Cenab-ı Hak'la. Allah'ın bir verdiği bir haleti sizinle paylaşmak istiyorum. Fakat bu dersi dinlemenin an şartı şu dediğimi yapmasan lütfen bu dersi dinleme. Araba kullanma. Kenarda bir iş yaparken sakın dinleme, kaybolur. Zira ilk dinlemede dimağına, kalbine, ruhuna inen mana o sana, o sende uyanandır. Bu sende uyanması için sakın araba kullanma, başka bir iş yapma, bunu dinle. Eğer böyle bir durumda değilsen sakın dinleme. Yani mana telef olur. Şu, hakikati bulmanın, bulduğunun içsel alemindeki alametlerinden biri de şudur. Hakikati bulduğunun içsel aleminde alameti nedir? Diş aleminde hakikati bulduğuna Risale-i Nur mesela, Kur'an mesela, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela namazdır, Kur'an okumaktır. Bu diş alemde iç aleminin alameti nedir? Hakikati bulduğuna dair. Hakikati bulduğunda, gördüğünde kalbinde ve sıfatlarından geçer. Yani hakikati bulduğuna delil, o anda, bulduğun anda onun lezzet ve lahuti lezzetleriyle olursun. Yani hakikati bulduğuna alamet seni senden eder, acayip bir lahuti bir lezzete gark olursun, benliğin kaybolur. Hiçbir şey duymazsın, görmezsin, varlık adına bir şey hissetmezsin. Böyle nasıl diyeyim, böyle boşluktaki gibi ama haz ve huzur kaplamıştır. Her şey yok olmuştur. O an hakikat anıdır. Bütün görüntüler, fikirler yani varlık anlayışların yok olup zevke gark olma anıdır. İşte o andır ki hakikatların hakikat bin olmuşsun, hakikati bulmuşsun demektir. Bütün mevcutlar yok olup vücut bulmuştur. Bu kainat, elma, armut, deniz, dağ, insanın bedeni hepsi mevcuttur. İnsan kainatı tefekkür ederek mevcudatı vücut buluyor. Bu hale eskiler, yani eski büyük zatlar, ehli tasavvufçular şöyle demiş, vecd hali dediler o ana. Vücut seni de olmuşsa, vücut seni de almışsa ortada kimse kalmamış demektir. Yani sen de yok olmuşsun ya o anda. Hiçbir şey yok ya. Kainat mevcuttur. İnsan ile anlam kazanırsa insanda vücut bulur. Kainat mevcuttur. Kainat insanla anlam kazanırsa kainat insanda vücut bulur. Kainat insanda vücut bulursa insan ne olur? Allah'ın
icraatına şahit olur. Allah'ın icraatına şahit olmak şehit olmaktır. Biraz ileride bunu anlatacağım. Şehit olmak ne demek? Bu mevcudat ve vücudun bütünlüğünün kaynağına da vacibül vücut denilir. Elma, armut, deniz, dağlar bedenimize mevcut denilir. Bunları tefekkür eden insan hakikati bulduğu anda vücut buluyor. Mevcut, vücut bulan sen, ikisi toplanırsa bunun kaynağına vacibül vücut denilir. Bu halet-i rühyesiyle insan o anda, vücut bulduğu anda ona bakar. O Allah'a bakar. O an İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in anıdır. Şu halet-i ruhiyeye şahit olan bak Allah'ın mevcudatını tefekkür ederek mevcudat aleminde vücut bulursa insan bu insanda ortaya çıkan halete vejd veya lezzeti mukaddesenin lezzeti ruhani oluyor. Ortadan vücudun kalkıyor senin. Mevcutluğun kalkıyor. Ortadan senin mevcutluğun kalkıyor. Bu sefer senden senin yaratılmana Allah'ın efali ilahiyesine şahit oluyorsun. Bu bir halet-i ruhiyedir. O halet-i ruhiye uzun devam etmez. Andır. O ana şahit olan insan şehit olmuş demektir. Şahit olan şehit olur. Alimin şehitliği budur. Hani şehidin kanı alimin mürekkebi sırrı, yani o şehidi yetiştiren alimdir. Alemin şehitliği kendisini ortada kaldırdığı, ortadan kalktığı andır. Buna şahit olursa şehit oluyor. Subhaneke ya şehit, talite ya şahit, ecirne minen nar, biafike ya rahman. Bu haletlerin şefaatçi yaparak cehennemden sığınıyoruz. Bu halette iken, kişiden zaman ve mekan kalkmış olur. Bu halet ne demek? Altyapısı kişiden zaman ve mekan kalkmış olur ki buna şehit oldu denilir. Yani zaman ve mekan kalktığı için şehit oluyor. Hani zahiri, yani zahiri bu askerler vesaire şehit oluyor ya, buna zahiri şehitlik denir. Yani zahiri adamlar, insanlar niye şehit oluyor? Çünkü başka bir şey hesabına kendini feda ediyor. Zahiri şehit olan burayla, ne demek şehit? Burayla orası aynı olmuştu. Niye şehit ölümü tatmıyor şehit askerde? Niye ölümü tatmıyor? Çünkü o anda alemi gayb ile alemi şehadeti beraber yaşıyor. Ölüme şahit olmadı. Onun için şehit oldu. Yani burada orayı yaşadığı için şehit oldu. Batını şehit olan ise ki alimler, burada orayı yaşıyor, burada orayı yaşıyor, an be an yaşıyor. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri an be an orayı, alemi gaybı burada yaşıyor. Zahiri şehit bir an yaşar, bir an orayı burada yaşar, şehit olur.
alim ise hayatın içerisi o şehidin şahit olduklarıyla doludur. Sanki askerle alim arasındaki durum sanki okyanustan bir damla, heyhat. Bu alim. Ya. Eğer bu vecd yani şahitlikte yok olursa ki buna da Allahu alem miraç, miraç oluyor. Vecd anı var ya, vecd anı. Yani şehitlikte yok olursa şehit, o anlara, o an miraç. Sanki gören için habere gerek yoktur. Bir şey görüyorsunuz, onu haber vermeye bir başkası onu haber versin der misin? Haber vermek gaybde olan içindir. Adam buna şahitse şehit olmuştur. O da miracıdır. Tasavvufta veş denilirken bu ana, hakikat mesleğinde ise şöyle deniliyor. Risale-i Nur'da şöyle deniliyor. Vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Vücuduna kıymet vermek fikrindeysen o vücudundan senin elinde ancak bir nokta kalır, kalabilir. Eğer vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Bu halet ruhiyende yok olmasıyla insan vücut bulur. Vücut bulmak ne demek biliyor musunuz? Mevcudun ortadan kalktığı an ki o anda enede Allah teayyum ve teşahhus ediyor ki şualar 9. sayfada İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in deme hakkını kazanıyorsun diyebilen miraçtır. Kainat, şecere-i hilkat hepsi mevcuttur. Ehli tasavvuf Vedud ismine mazhariyeti noktasında şöyle demiş Mektubat 19'da: mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Dikkat et buraya. Bediüzzaman'ın mektubatında şöyle geçiyor: ehli tasavvuf Vedud ismine mazhariyeti noktasında mevcudatın pencereleriyle nereye bakıyorlar? Vacibül vücuda bakıyorlar. Bakan, bakılan ve alet. Mevcudatın pencereleri. Ehli hakikat nurcuları ise ne yapar? Vacibül vücuda bakma yerine, bak tasavvufçular neydi? Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Ehli hakikat nurcuları ise vacibül vücuda bakma yerine enesinde Allah teayyum ve teşahhusuna şahit oluyorlar. Şualar 9. Tasavvufta bakan, baktığı vesile ve bakılan yer. Ehli hakikat ise ayni ruhunun arkasındaki enede vacibül vücuda, vücudun taayyum ve teşahhusuna şahit olup şehit oluyorlar. Bir şeyin vücudunun bir hakikati, yani unutma, bir şeyin vücudunun bir hakikati dimağda, bir başka hakikat meratibi vicdanda, bir başka hakikati meratibi kalbinde, bir başka meratibi ise ruhunda bulunur. Bu hakikatler insanı saran elbiseler gibidir ki bunlara giydirilmiş. 20. sözde İbrahim Aleyhisselam'a şöyle diyor. Tevhidde o kadar ileri gitmiş ki o bir halete dönüşmüş. Diyor ki ona o haleti vermişim diyor. 20. sözde İbrahim Aleyhisselam'a o haleti verince halet, İbrahim Aleyhisselam'ın haleti bedenini ve elbisesini de sardığı için bedenini
ile beraber elbisesini de yakmadı. Halet. Bu halet, cehennem. Cehennem, cehennem haram oluyor. Yakmaz. Bu haleti kazananlara selam olsun. Ruhuna, Ustad Bediüzzaman diyor ki, ruhuna iman libasını giydir. Allah Allah. Allah Allah. Senin mevcudiyetini ortadan kaldıran vücut, senin ortadan kalktığın zaman mevcut, kalkmadan önce mevcuttun, ortadan kalktığın zaman vücut buluyorsun. Vücut bulma haleti ruhiyesi o anda aleminde huzur var, başka bir şey yok. Huzur demek hasır olan zatın sende uyandırdığı haleti ruhiyedir. Hazır olduğu için sende huzur oluyor. Zaten her şeyin ortadan kalkmasıyla vücut bulunabilir. İnsan mevcuda baktığında kendi varlığını bunlara giydirir. İnsan dağlara, denizlere, elmaya baktığı zaman bu mevcudata kendi haletini, fikriyatını, hissiyatını eşeğe giydirir, öyle görür. Dolayısıyla kendisine bir pencere açılmış olur. Bak, elmaya baktığı zaman, dağlara baktığı zaman kendi fikriyatı dima, kendi hissiyatı kalp, kendi haleti ruh. O elmaya giydirir. Ne olur o zaman? O elma pencere olur. Elma ne oluyor? Kendine ayna oluyor. Oradan bakıyor. Elmadan bakıyor gibi gözükürken aslında elmaya giydirilen haleti ruhiyenle bakıyorsun. Adeta vücut bir şeyin hakikatını elde etmektir. Vücut ne demek? Bir şeyin hakikatinin bir meratibini elde etmektir. Yani biliyorsunuz Allah'ın bir zatı sıfatı var, bir subutu sıfatı var. Subutu sıfatı ilim, irade, sem, basar, kelam, kudret, irade, hayat. Zatı sıfatı vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun il havadis, kıyamı bir nefs, ondan sonra tekvin, 7 tane de bu var. Eksik var mı bilmiyorum. Niçin saydım? Allah'ın zatı sıfatında vücut var. Bu mevcudat, o vücut ile mevcuttur. Bu mevcudatı geriye döndürürse, varlığa doğru taşırsa, vücut bulur insan. Ustad diyor ki, kendine vücut rengini verme. Niye? Çünkü sen vücut değilsin, mevcutsun. Anlamlandırırsan vücut bulursun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Adeta vücut bir şeyin hakikatini elde etmektir. Sanki daha önce yitiğini bularak elde etmektir. Sanki bu hakikati bulduğu zaman sen niye vecd, yani huzur oluyor sende? Çünkü bu hakikat senin yitiğindi, kaybettiğindi. İnsan kaybettiği değerli bir şeyi bulduğu zaman sevilmez mi? Kaybettiğini bulduğu zaman, yitiğini bulduğu zaman sevindiği gibi hakikati bulunca sevinmesi sanki senelerce kaybetmiş, aradığı bir şeyi, kendini bulmaktır vücut. Yitığını bularak bulması. Vücut mertebesi
şuhud mertebesinden üstündür. Sakın ha. 25. sözde geçer. Bir dalgıç var. Lambası yok. Göz yordamıyla batan bir gemide hazine çıkartıyor. Ne diyor orada? El yordamıyla yuvarlak bir şey bulur. Uzun çubuk bulur. Çıkar dışarıya suya. Der ki hep budur. Ama projektörle, lambayla dalan geminin her tarafına bakar. Ha burada yuvarlak var, burada çubuk var, burada küre var, burada üçgen var. Ha, insan kendi şuhuduna talip olmak nakıs insandır. Sakın şuhuduna güvenme. İnsan vücut kazanırsa, vahye tabi olursa bu şuhudundan üstündür. Üzerindedir insanın vücut bulması. Vücut şuhudundan büyüktür. Bu nimet ilahiye mazhar olanlar için işaretler ve ibareler ortadan kalkar. Duydun mu bunu? Bu nimet ilahiye mazhar olanlar için hani Allah'ın vücuduna işaretler ya bu elma, armut, deniz veya onu anlatan manalar. Bunlar artık ortadan kalkar. Zira vücut bulan zaten vücudun huzurunda hazır olmuş ve icraatına şahit olmuştur. Vücut bulan zat, kişi yani insan Allah'ın efali ilahiyesinin yani ilimden kudrete, kudretten ilme yani alemi gaybden alemi şehadete, alemi şehadetten alemi gayba yani ilimden kudrete, kudretten ilme şu. Ampul var ya ampul. Söner, yanar, yanar, söner. Ama gözün görme kabiliyeti hızından daha hızlı yandığı için şu ampul lambalar yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. O kadar hızlı oluyor ki devamlı insan yanar zanneder. İşte bir insan düşün. Bunu fark etmiş. Ha, şimdi ilimden kudrete, kudretten ilme geçişleri görüyor. Fark etmiş insan. Bu nimet ilahiyesine mazhar olmuş insan ne demektir? Allah'ın efali ilahiyesine şahit oluyor demektir. O zaman ne demek oluyor? Kendi bedensel yaratılmasına da şahit olup seyrediyor gibi haletler yaşar. Yani haşa, haşa, tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi, tefekkürü küfür dahi küfür değildir. Sırınca haşa, Allah dese ki gel kulum, ene ediyor. Ruh mahluktur, ruhta değilsin. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, o ben diyen, o eneye. Allah diyor ki gel, gel ha burada dur yanımda. Ha. Sen çekirdeksin bütün alemin. Aşk, gürs, cennet, cennet hepsinin çekirdeğisin. Çünkü sen Nur-u Muhammed'inin timsali, misalisin. O cihetle ağacın sonundaki meyvesin ama meyvenin içindeki çekirdek itibariyle ağacın başındaki çekirdek gibisin. Ey kulum gel yanıma. Tefekkür için anlatıyorum bunu. Sen ve ben varız. Başka hiç kimse yok. Bu arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail yaratılmasına şahit ol. Senden seni yaratıyorum, seyret. O halet-i rüyesine kadar çıkıyor ki bu fenayı mutlak der. Bu sikke-i tasdik-i kaybiye 149'da Ustad Geylani için o fenayı mutlak, o kutsi zat diyor. Bu makama çıkmış, bu miraçtır işte. Miraç kalben ve ruhen. İşte Allah'ın bu efali ilahiyesine şahit olan insan akrebiyet ilahiye ortaya çıkmış
ve kendi bedensel bedeninin yaratılmasına da şahit olup kendi, hani şöyle düşün, şunu dinlerken böyle gözünü kapat, karaciğer, böbrek, dalak, ayağın yaratılıyor an ve an. Sen buna şahit gitsin gibi, şahit olma haleti gibi arşın, kürsün yaratılmasına da şahit olma haleti ruhiyesi oluyor. Bu haleti ruhiyenin anları vücuttur. Vücut buluyorsun. O vücut bulma anı şehit oluyorsun. Çünkü şahitsin. Şahit olan şehit oluyor. Kendi öyle bir makama aleye çıkar ki insan kendinden kendisinin yaratılmasına şahit oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine şahit olur. Bu makamın tuzağı nedir peki? Son şeyimi okuyorum. Peki tuzak nedir? Kendi keşfine itimat etmesidir. En istikametli şehitli kimdir? Kur'an'ın, sünnetin ve asrın imamlarının şerh ve izah ettikleri gibidir ve onların kelamlarına kanaat etmektir. Varta yani tuzak, ayak kayması tam da buradadır. Kur'an'a, sünnete, asıl imamlarının kelamına ve ifadelerine kanaat etmemektir. Allah bu bahtiyar nimet-i ilahiyesine mazhar olanlardan eylesin. Amin.